kuşlar. Efendim her zaman şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Yani her oydu diyoruz. Bakıyoruz. Manası buymuş. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. İyi de bu şeytan kim? Diye sormuşlar. Dört çeşit olduğu bildirilmiş cevapta. Biri hepimizin bildiği iblistir. İkincisi nefistir, ondan da tehlikeli. Üçüncüsü hepsinden kötü. Kötü arkadaş. Dördüncüsü onlar net gibi. Yani en kötüsü kötülüğün adamı göstermişler. Siz bu dördünden Allah'a sığının. Ebu'lu billahi minash şeytanir racim derken. Ve fakat tefsir anlatırken biraz detay vermişler. Ben de bu sigarayı paylaşabilsem kendi tehlikesi fark etmesi kolay değil. İçinde bir düşman var ve sen bunu tanımıyorsun. Acayip bir durum. Bana hiç nefsi emmarem gibi su-i karin olmaz. Bu düz dihane giyinin kimse şerrinden emin olmaz. Diyor Tahir Bölge'nin adı. Yani içinde öyle bir düşman var ki adı nefis diyor. O varken benim düşmana ihtiyacım yok. Ben zaten mahvolmuşum. En büyük bela diyor başımda bununla. Teneşire kadar süren bir kavgam var diyor. Hırsız içeride olduğu zaman kilit de kar etmiyor. Nefsin tehlikesini anlatırken şöyle anlatmışlar. Nasıl bir şeydir bu? Ne gibi bir tehlikesi var? Akrep bildiğimiz en sevimsiz, korkutucu hayvan. Onun üzerinden örnek. Akrebi ateşe çevirsen, dört tarafına ateş yaksan, hiç çıkış yolu olmamak üzere. Akrep sağa sola bakar, çıkış yeri kalmadığından emin olunca ters döner ve kendini zırhlar, intihar eder. Varsa kaçar, yoksa kendini öldürür. Nefis bundan da tehlikeli, bakar çıkış yolu yok, kendini öldürmez. Çekilip kenara bekler. Ömür boyu bekler. Ne zaman bir boşluk bulursa fırlamak üzere ve son nefeste sahibini Allah göstermesin, imansız götüren çok bir nefes vardır. Onu iyi tanımak lazım.